karar öteniz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri olarak canlı yayında sizlerleyiz. Şimdi YouTube kamerasını açıyorum. Ve YouTube'a resim vereyim. Evet. Instagram açacağız. Açtık. Facebook açacağız. Facebook açtık. YouTube açtık. Instagram açtık. Facebook açtık. Ve bir Instagram daha açacağız. Hoppa. Ekranlarını yeni açan dostlar. Hepinize selamlar, saygılar. Karar ötemiz sonsuz. Mucize Yaşam Teknikleri, yani Meral Arslantaş hocama konuk olacağız. Dört kameralı bir yolda yürüyorum gündüz gece. Haydın bre. Dört kameralı bir yolda yürüyorum gündüz gece. Merhabalar Meral Hocam. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Sevgiler, saygılar, karar ötemiz sonsuz. Allah razı olsun. Selamlar, saygılar, karar ötemiz sonsuz. Evet. Keyfiniz, rahatınız karar ötesi mi? Karar ötesi hocam. Allah razı olsun sizin. Siz nasılsınız? Vallahi biz muazzam derecede karar ötesiyiz. Az önce onu değerlendirdim. Saat 5, 6 ve 7'de Amerika ile Zoom canlı yayını vardı. Saat 7'de Dilek Doğan hocamızla canlı yayın yaptık. Saat 8'de Ümmü Gülsün hocamızla canlı yayın yaptık. Ve şimdi saat 9'da da sizinle canlı yayındayız. Çok çok mutlu oldum. Ne güzel. Canlı yayınlardan canlı yayına koşmak. Az önce programı açarken kendi kendime şu şarkıyı mırıldandım. Dört kapılı bir handa yürüyorum gündüz gece. Neden dört kapılı? Şu anda benim karşımda tam dört tane kamera var. YouTube, Instagram, Facebook ve sizin Instagram'ınız. Dört Instagram'lı bir handa yürüyorum gündüz gece. Haydın bre, sosyal mecralı bir yolda yürüyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Haydın bre. Mucize ötesiniz hocam. Haliniz falan yani mucize. Gerçekten karar ötesiyimizde, karar ötesiyim dediniz. Günden beri biz de karar ötesiyiz ve karar ötesi olarak devam ediyoruz. Sorgulamıyoruz. Karar ötesiyiz diyerek ilerliyoruz ve o şekilde de mucize şekilde ilerliyoruz. Ben de bugün 3. modül eğitimim vardı. Mersin ve Aydın'dan iki arkadaş 1-2-3 modül eğitimini tamamladık. 3.'yü tamamladık bugün. Onlara da katkı olsun. Çok güzel geçti. Bakalım kaç... 15 tane sertifika verdim karar ötesiyimiz dediğinizden beri hocam. 15 modül oldu yani. Bunlar hepsi 3'er 3'er alındı. Ne güzel. 4'te 5 olanlar oldu. Çok... Evet, karar ötesiyim dediniz ama biz de o karar ötesiyle ilerliyoruz. Çünkü biz, siz karar ötesiyim dediyseniz ne önü ne arkasını sorgulamadan sizinle, sizin arkanızdan gelerek ilerlemeyi seçiyoruz. Her şeyindeki hikmeti görmeyi, güzelliği görmeyi seçtiğimiz için ilerlemeye devam ediyoruz. Allah razı olsun. Valla eğitim verdiğiniz... Bu kadar mucizevi bir eğitimle, bu kadar güzel bir sistemi bize öğrettiniz ve gerçekten ben her zaman varlığınıza şükran duyuyorum. Yani bu kadar hem eğitmenlik veriyorsunuz, hem böyle canlı yayınlardasınız, sürekli sistemi geliştiriyorsunuz ve eğitmenlerinize de değer verip onların hep her daim
hayattasınız. Bütün Bu çok eğitmenlerimiz değerli. baş tacı ve bütün insanlar başımızın Siz de tacı, temiz öylesiniz. kalpli olanlar, Allah razı olsun. Sizin eğitim verdiğiniz arkadaşlarınızın eğitmenlikleri hayırlı olsun. Sizin eğitimleriniz hayırlı olsun. Evet. Ve inşallah her geçen gün Amin. verdiğiniz eğitimler bir önceki güne göre karesi ile katlanarak artsın. Daha fazla insana eğitimlerimizle Amin. ulaşın. Amin. Amin, amin. 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 Ve Amin. bunun heyecanını sizde görmek muazzam bir şey. İşte az önce sizi dinleyen arkadaşlarımız bunlar ne kadar keyif aldığınızı, ne kadar mutlu olduğunuzu, heyecanınızı gördüler. Pek çok arkadaşımız da inşallah bu ilham olsun. Kravatı neden şimdi taktım? Çünkü gömleğimin baktım, şurası şöyle pot vermeye başladı. Olsun hocam, siz herhalinizde. Biz sizi sadece Baş böyle, siz tacısınız. varsınız ya. Bize o yetiyor. Sizden alacağımız ufacık bir ağzınızdan çıkacak kelime bize yetiyor. Estağfurullah, baş Rabbim tacısınız. daim eylesin. Hocam Ecmain bugün ben size resim attım ya. Ayak kemiği içe doğruydu ve düzelmiştik. Evet, Hatırlıyor musunuz? tabii ki hatırlamak ne demek? O da mesela ikinci modül, işte eğitimi alan arkadaşımızın ayağı ve ikinci modülde çalıştık biz ona. O yüzden bunu herkesin görmesini istedim. Yani sizin sisteminiz o kadar mucize bir şey ki. İlla ki birebir çalışmaya da gerek yok. Kişi izin verden, gözünüzü kapattığınız an o çalışmayı yapıyorsunuz. Bugün eğitim alan arkadaşlar diyor ki, Refik Hoca, hocamız diyor, gözünü kapatıp diyor çalışmayı diyor. Demek ki böyle yapıyormuş. Yani o güzellikleri öğreniyorlar. O kadar keyifli aldılar ki, yani böyle o karar ötesiyimin kararını o kadar gözlerini içleri parlaya parlaya, yani ne alabiliriz, ne öğrenebiliriz, bu sistemde daha nasıl ileri gidebiliriz şeklindeler. Ben zaten sayfamda da aynı sizin gibi eğitim verdiğim arkadaşlarımın isimleriyle paylaşıyorum ki onlar da takip edilsin, onlar da öne çıksın, onlar da ilerlesinler diye. Her zaman da desteğiz, aynı sizi örnek alıyorum. Ben hep şey diyordum, Refik Hoca'nın niye bu kadar, nasıl bu kadar enerji kalabiliyor diyordum. Hocam inanın ben de enerjiyim. Bitmiyor yani, bitmiyor. O kadar güzel bir şeymiş ki. Hem anlatıp hem bir şeyler öğrenmek, hem öğretmek, hem almak, hem vermek. Bundan sonra sizinle ilgili her şeyi böyle şaşkınlıkla izleyeceğim. Çünkü bana da geçiyor aynıları. Baş tacısınız inşallah hayalinizden de ötesinde bütün güzelliklerle dolar. Hem sizin Amin hocam, hayatınız hem bir herkesin hayatı dolar. Amin. 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 Bugün için belirlediğimiz, sormak istediğiniz konu var mı Sayın Hocam? Bugün Hocam şöyle, izleyenlerimizin karar merakı. ötesiyim. Buyurun hocam, buyurun lütfen. Neler aktaralım bugün arkadaşlarımıza? Sizin vesilenizle. Hocam, karar ötesiyim dediniz ya, özellikle onu sormak, hani ben bu konuda kesinlikle hep böyle anlatıyorum. Hocamız karar ötesiyim dediyse ve bu şekilde bir karar aldıysa kesinlikle sorgulamayız. Tamamız, hocamızın yanındayız deriz, ilerleriz. Bununla ilgili ufak bir açıklama yapmak ister misiniz? Çoğu hani bu eğitimleri takip edip eğitmenliğe girmeyi hani biraz geride bırakıp ya da eğitmenliğe girsem gibi tereddütleri olanlar oluyor ya hocam. Bu eğitimin mucizesini, güzelliğini, yani kısaca modüller hakkında da böyle kısa bir bilgi şeklinde verebilirseniz çok Tamam güzel Sayın olur diye Hocam. düşündüm. Şu an geldi yani, öyle bir hazırlık yapmamıştım çünkü akışta neler mümkün dedim hocamla. Allah razı olsun. Sayın Hocam, bizim eğitimlerimiz 5 modülden oluşuyor. Siz Evet. biliyorsunuz bizi bilmeyen arkadaşlarımız için öğrensinler diye söylüyoruz. Eğitimlerimiz sabah 10'da başlıyor, akşam 7'de bitiyor. Yüz yüze de alabileceğiniz gibi online'da eğitimleri alabiliyorsunuz. Tabii online eğitim almanız sizin için daha avantajlı. Eğitmenimiz için de avantajlı. Sizin için neden avantajlı? Siz eğitimin verileceği yer İstanbul'sa Adana'dan, Malatya'dan, Mersin'den, Muğla'dan kalkıp gelmek zorunda kalmıyorsunuz. Evinizde yemeğinizi hazırlayıp çocuklarınızla bir arada olarak eğitime katılıyorsunuz evinizin konforunda. Ve yüz yüze eğitim almakla online eğitim almak arasında da hiçbir fark yok.
Günümüzde önemli durumlardan biri, değeri anlaşılan durumlardan biri, zaman. Bir eğitime gitmek için bir şehirden diğerine, evet, uçak 1,5 saatte varıyor. Uçağa binmeden önce 1 saat, uçağa evden varıncaya kadar yine 2 saat falan, bunlar derken bazen şehrinizden eğitim alın yerine gitmek 1 günü. Şehirden evinize dönmek de 1 gününüzü alır. Eğitim de 1 gününüzü alır, 3 gün. Oysa online'da yarım günde eğitiminizi tamamlarsınız. Avantajları bu şekilde. Birinci modül eğitimimiz bilinçaltı dilini ele alıyor arkadaşlar. Siz bilinçaltının bir dili mi var? Bunu öğreniyorsunuz. Ya sonra? Hemen o gün eğitmen oluyorsunuz. Başka eğitim sistemlerinde yoktur böyle bir şey. Hani bir modül Evet, yok. aldınız, bir modül aldıklarında ne oluyor sayın hocam? Eğitmen olamıyorlar. Eğitmen olmak için ikinci modülü mü almak gerekiyor? İsterseniz bu konuda bilginiz varsa söyleyin. Hocam diğer eğitimlerde, bende birkaç eğitim var zaten. Diğer eğitimlerde kesinlikle böyle bir sistem yok. Bir modül alıyorsunuz, üç modül eğitim alıyorsunuz farklı farklı. Sonra tekrar onun için bir eğitim daha alıyorsunuz ve ona eğitmen ücreti de ayrıyeten yatırıyorsunuz. Onun da bir süresi var. Bir sene süresi var. O bittikten sonra tekrar eğitmenlik yapmak istiyorsanız yeni bir eğitimini alıyorsunuz o alanı. Tekrar ücret yatırıyorsunuz eğitmenlik için. Yani mesela ben o eğitimin bir modülünü aldıysam devam etmedim. Süresi 1 yıl dolduğu için bitti. Siz yenisini sürdürmek için yeniden her şeye Hocam başla. öyle de değil. Mesela ben bir modülünü aldım ya bir eğitimin diyelim. Onun 2-3 modülünü de tamamlayıp ondan sonra eğitmenlik için eğitim alıp para yatırmanız gerekiyor tekrar onun için. O yüzden ben tamamlamayı seçmedim. Olaylar, Yapmadım evet. eğitmenliğini. Peki biz nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Siz çok güzel ifade ettiniz. Biz de söyleyin lütfen, nasıl Tamam eğitim mı? Ben veriyoruz? söylüyorum. Ben her zaman söylüyorum zaten. Büyük bir zevkle söylüyorum. Şimdi arkadaşlar Refik Korkmaz Bilinçaltı Mucizeler Dili. Birinci modül sembolleri öğreneceğiz zaten. İlk eğitimde semboller nedir? Nereye bakarsanız. Hocam geçen şey oldu. Onu da söyleyeyim. Koltuğa bakıyorum. Diyorum ki sizin gibi hani her şeyde sembol kullanıyoruz ya hocam. Bu koltukla acaba nasıl bir çalışma yaparım? Oldum. O seviyeye gelmişim. Bir an kendimi öyle buldum. Yani ev gibi değil, ağaç gibi değil, ay gibi değil. Her şeyi çok farklı görüyorsunuz. Altındaki bir hayvanı gördüğünüz zaman bile altındaki anlamı arıyorsunuz. İkinci modülde beden şifalandırma, iç organ şifalandırma, bunları işte kısa bacaklar uzatma, boy uzatma gibi birçok alanımız var. Üçüncü modülümüz ruhlarla şifalandırma, üçüncü gözümüzü daha da aktifleştirme, kalplerimiz ile buluşma. Bu şekilde 4 ve 5 diye ilerliyor. Allah binlerce şükürler olsun. Ve şöyle birinci modül eğitimini aldığınız andan itibaren, o gün sertifikanızı aldığınız saniyeden itibaren hem birinci modülün uluslararası uygulayıcısı hem de eğitmen oluyorsunuz. Ve ertesi gün bu eğitimi verme hakkına sahipsiniz. İkinci gün yine aynı şekilde ikinci modül eğitimi aldığınız zaman ikinci modülün uluslararası uygulayıcısı ve eğitmenli oluyorsunuz ve dünyanın her yerine evinizin konforunda, çocuklarınızın yanında neşeyle, keyifle, şifalandırarak ve şifalanarak bu eğitimi vermeye başlayabiliyorsunuz. Ve yani şifa yapmaya da başlayabiliyorsunuz. Özel danışmanlıklar da yapmaya başlayabiliyorsunuz. Üçüncü modülü aldığınız anda yine aynı şekilde. Ya o kadar büyük ki 4 ve 5. modüllerde de aynı şekilde her bir modül aldığınız andan itibaren sisteme kaydınız yapıldığı andan itibaren sertifikalarınızı aldığınız andan itibaren uygulayıcısı ve eğitmenisiniz. Yapabilir miyim? Yok. Yaparak çıkıyorsunuz. Zaten anında eğitmen oluyorsunuz. Ve bu eğitimin en büyük katkısı şu da var. Refik hocamın yani biz eğitimcilerinden eğitimi aldığımız zaman da Refik hocamın yine muazzam o eğitimlerle ilgili verdiği eğitimleri anlattığı Facebook kapalı gruplarına kaydınız alınıyor. Ve her bir modülün farklı grupları var. Her bir modülde binlerce ilk günden bugüne kadar eğitimleri var Refik Hocam'ın yüklediği. Ve
orada onları istediğiniz an, istediğiniz dakika, hatta uyurken açın meditasyon niyetine, meditasyon bilinçaltında işlesin arkadaşlar. Refik hocam konuşsun, siz uyuyun. O kadar avantajlı ve fırsatlı bir şey. Çünkü eğitim hiç bitmiyor. Refik hocam zaten her gün yenisini eklediği için her gün bir farkındalık kazanıyoruz, her eğitimi izlediğimizde farklı bir şeyler öğreniyoruz. Ve o kadar muazzam ki her bir eğitimcisine ayrı bir şekilde destek veriyor, değer veriyor ve hep yanında. Onun dışında eksik bir şey var mı hocam? Ve biz eğitimcileri olarak da aynı Refik hocamız gibi eğitim verdiğimiz kişilere de o şekilde yaklaşıyoruz. Ve bu eğitimin en büyük katkısı, siz birini şifalandırırken siz de şifalanıyorsunuz. Siz ruh şifasını kabul edip ruhlarla dünyanın her yerinde varsa, kim varsa şifasına ihtiyacı olan gidip onu uyurken bile ruhunu şifalandırabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar en büyük katkısı bolluk bereket. Çok farklı bir eğitim, bolluk bereket yağıyor her alanda. Ve Keyfinize, evinize, neşenize, paranıza. Hocam çok mu konuştum? Ben sizin eğitiminiz açıldığı zaman konusu ben hiç susmuyorum. Özür diliyorum. Çok estağfurullah, konuştum. rica ederim. Sizin heyecanınızın ne kadar muazzam olduğu ve hayatınızda ne kadar güzellikler olduğunu anlıyoruz, görüyoruz. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi bu söyledikleriniz muazzam, tam da benim söylemem istediklerimdi. Gelin bunları sizin vesilenizle bir kez daha söyleyelim. Şimdi birincisi çok iyi anlaşıldı. Birinci modülü aldıklarında hemen o gün eğitmenler. Ha. Ve Evet. gelelim başka bir şey daha. Bir sene geçti, 2 sene geçti, 3 sene, 4 sene, Evet. 5 sene geçti, 20 sene geçti. Sertifika süresi bitti diye bir şey var mı bizde? Hayır hocam, onu unuttum. Evet, aklımdaydı. Bir şey daha var diye düşünüyordum tam. Eğitimi aldığınız günden itibaren son nefesinize kadar bu eğitimin hem eğitmeni hem de uygulayıcısı olarak kalıyorsunuz. Ekstra bir ücret, ekstra bir farklı bir talep ya da Peki. herhangi bir ekstra şu eğitimde alma mecburiyeti yok. Ha. Seçerseniz diğer eğitimleri alabilirsiniz. Seçmezseniz bir modülle de eğitmenlik yapabilirsiniz. Kesinlikle çok güzel söylediniz. Arkadaşlar, bir modül eğitimimizi alıp hemen o gün hem uygulayıcısınız hem Evet. eğitmensiniz. Ve sertifikanız, biz var olduğumuz sürece, sistemimiz var olduğu sürece geçerli. Yani işte süresi doldu, hadi yenile diye bir şey yok. Ha. Peki, hocam ben Avustralya'dayım. Avustralya'da verebilir miyim? Rusya'dayım. Dünyanın her yerinde verebiliyorsunuz. Sertifikanız dünyanın her tarafında eğitim vermek için geçerli. Peki, başka bir modül aldı, eğitmen oldu ve süre sınırı olmadan bizim eğitimimizi veriyor. Peki biz bir gün mü eğitim veriyoruz? Yani sabah 10'da katıldı, akşam 7'de bitti. Artık ona eğitim vermiyor muyuz? Yoksa siz onu çok güzel ifade ettiniz, onu tekrar ifade edin. Yoksa bugüne kadar ben 6 yılda 830'dan fazla eğitim verdim. Bizden bir gün eğitim aldıktan sonra kişi o geçmişte verdiğim 850, 830 eğitimin hepsini izleyebiliyor mu? Evet, Bunu hangi ifade grup, edin. hangi modülün eğitimini aldıysa o grubun Facebook kapalı grubuna giriyor. Ücret talebi yok, herhangi bir talep yok. Oradan, evet, oradan istediği an, istediği saniye, istediği saatte o eğitimleri izliyor. İzlemeye de ömrünün sonuna kadar devam ediyor. Ayrıyeten de Refik hocamın şöyle bir desteği de var. Bu eğitimleri izlerken yazabilir, kitapta yapabilirsiniz diyor. Tamam. Şimdi hemen Allah razı olsun, ne güzel anlattınız. Arkadaşlar, bizim eğitimimiz siz bir gün tamamladıktan sonra Facebook kapalı gruplarımız var. Facebook kapalı grubumuza sizi alıyoruz. Bakın burada Refik Korkmaz eğitimleri birinci modül. Birinci Birinci modül. modül eğitimlerimizi alan arkadaşlarımız buradalar. Peki neye bakıyorlar? İşte Sizin verdiğiniz eğitimlere. Bugüne kadar verdiğimiz 6 yıl oldu. 6 Evet yıldır hocam. Almanya'da, Fransa'da, Rusya'da, Güney Kore'de, Amerika'da, Türkiye'mizin pek çok şehrinde verdiğimiz bütün eğitimler arkadaşlar burada kayıtlı. Siz gece gündüz oturun, deyin ki
ben geçen aykini izlemek istiyorum. Deyin ki ben geçen yılınkini izlemek istiyorum. Deyin ki Refik Hoca ilk eğitiminizi izlemek istiyorum. Ya 6 yıl sene önceki ilk eğitiminizi. Hepsi burada. Peki işte neydi? Siz bir gün eğitim aldınız. Ondan sonra bu kapalı gruba dahil oluyorsunuz. Geçmişteki bütün eğitimleri izliyorsunuz. Bitmedi ki. Ben yeni eğitimler veriyorum. Yeni eğitimlerimi de kaydediyorum. Nereye? Buraya. Önümüzdeki hafta mesela Viyana'da eğitim vereceğim. Berlin'de eğitim vereceğim. İşte Meral Hocam, bizim eğitimimizi alan arkadaşlar vallahi de billahi de hepsini canlı baştan sona izleyecekler. Heh. Ve ben şimdi... Ve şimdi bakın Köln'de verdiğimiz eğitim. Köln'de 4 sene önce verdiğimiz eğitim. Yok, hani böyle çok iyisiniz de göstersin. Ve Yaşar abi, Yaşar abiyle hanımı 4 sene önce Köln'de verdiğimiz eğitim. Ve arkadaşlar, sizin geçmişteki eğitimleri izleyeceksiniz, gelecekteki eğitimleri izleyeceksiniz. Bir ay sonraki, bir yıl sonraki, belki Yüce Allah'ım izin verirse 30 yıl sonraki eğitimlerimizi oradan izlemeye devam edeceksiniz. Peki bakın mesela Meral Hocam. Demin dedi ya bugün Mersin'de ve Adana'da arkadaşlarımız, Mersin ve Aydın'dan arkadaşlar katıldı. Onlara eğitim verdim dedi. Meral Hocam zaten bu Facebook kapalı grubunda. Meral Hoca'nın ders verdiği o Aydın'daki arkadaşımıza, Mersin'deki arkadaşımıza selamlar söylüyorum. O arkadaşımız da Facebook kapalı grubuna girdi. Sizden bugün eğitimini, sizden bugün eğitimini tamamladı. Peki hani başka eğitimlerde böyledir. Sizden bir gün eğitim tamamladı artık. İşi bitti onun. Yani bir daha eğitimi almıyor. Evet, bitti. Bitti fakat bizde... Arkadaşlar, başka eğitim sistemlerinde bir gün eğitim alıyorsunuz, eğitim bitti mi? Bitti, tamam. Bir daha ne hocayı görüyorsunuz ne de başka bir eğitim yok zaten. İkinci günün eğitimi yok. Bizde bir modül aldınız, geçmişin 830 tane eğitimini izleme hakkınız var. Gelecekteki bütün eğitimleri izleme hakkınız var. İzliyorsunuz zaten. Peki siz eğitim verdiniz ya bir başka arkadaşınıza. Kime eğitim verirsiniz onu oraya dahil ediyorsunuz. O izliyor. Ve bunu sadece eğitmenler izleyebiliyor. Yani eğitim almayan hiç kimse o gruba dahil olamıyor. Ve çok güzel başka bir şey söylediniz. Kitap olayı. Kitap olayını birazdan değinelim. Arkadaşlar siz bizim 5 modülümüz var ya. İsterseniz 5 modülünü birden alın. İsterseniz bir tek modülünü alın. Deyin ki ya hocam ben 4. modülü almak istiyorum. Tamam 4'ten başlayabilirsin. Ya da dersiniz ki ben 1'i almak istiyorum. Tamam 1'den başlayabilirsin. Hocam ben 5. modülü almak istiyorum. Tamam 5'i al. Siz 5'i aldığınızda hemen 5. modülün eğitmenisiniz. Sabah başlayacak, akşam bitecek. Sertifikanız ömür boyu geçerli. Ve 5. modül Facebook kapalı grubunuz var. 5. modülün daha önceki bütün eğitimlerini izliyorsunuz. Gelecekte 5. modülün bütün eğitimlerini izleyeceksiniz. Ve sizin eğitim verdiğiniz kişiler de o gruba dahil olacak. Onların eğitim verdiği kişiler de bunları izleyebilecekler. Siz tabii diyebilirsiniz ki hocam siz muazzam bir eğitim kurmuşsunuz. Ben 5'ini de almak istiyorum. Hem de sırasıyla tamam. 1, 2, 3, 4, 5. 5 modülü 5 günde tamamlarsanız 5. gün 5 modülün 5'ini de verebilirsiniz. Evet. Peki 5 modülde ayrı ayrı var mı grupları? Evet, Facebook kapalı grubunda 1. modülü, 2. modülü, 3. modülü, 4. modülü, 5. modülü. Tabii bir de bunların Fransızcaları var. Almanca grupları var. Rusçası var. Çünkü ben Rusya'da da eğitimler verdim. Bizim Rusya'daki eğitmenlerimiz Türkçe bilmedikleri için Rusça Refik Korkmaz eğitimleri 1. modülünü izliyorlar. Kazakistan'dan arkadaşlarımız Kazak lehçesiyle kurduğumuz Facebook kapalı grubundandılar. Hocam en son benim bildiğim 14 ülkeydi değil mi? Siz geçti ama 20 ülkeye geçtiniz mi? Vallahi gittiğiniz. Fazla bile oldu. Rusya. Sonrasını takip edemedik de hocam. Takip edemiyorsunuz. Da yetişemedik.
Bütün dünyayı gezip dolaşıyoruz, gezip dolaşıyoruz. Yani Güney Kore'den, Evet. Sibirya'dan, Cezayir'e, yukarıda Norveç'e, öte taraftan Peru'ya, Amerika'ya, bu dikdörtgen içindeki yerlere ben gittim. Gitmediğim yerlere online eğitimler verdik. Hatta gitmediğim yerlerden gelenler oldu. Japonya'nın üstünde Kamçatka Yarımadası var. Rusya'ya bağlı, Alaska'ya yakın. Oradan uçağa binip Alanya'ya geldi eğitim almaya. Bundan daha iyi Rus nasıl dilinde eğitim verdik biz Alanya'da. Ha. Ve kitap olayı. Arkadaşlar bizim eğitimimizin kitabını 34'ten fazla eğitmen arkadaşımız, Allah onlardan razı olsun, oturup yazdılar. Nasıl yazdılar? 830'dan fazla eğitim var ya. Oturdular. Evet. Bazı arkadaşlarımız 600 tane eğitimi oturdu, dinledi, yazdı. Bazı arkadaşımız 500 tane eğitimi oturdu, dinledi, yazdı. 830'unu dinleyip yazdıklarını tahmin etmiyorum çünkü 830'u ömür 6 yıl vermek lazım buna. Kimi arkadaşlarımız 300 tane eğitimimizi oturdu, dinledi, yazdı. Ha, ders notları olarak yazlar, yazlar, sonra baklar ki epey yekün. Sonra bunu kitap haline getirirler. İşte şimdi mesela Emine Sunur hocamız Facebook kapalı grubundan bizi, pardon, Facebook'tan bizi izliyor. Emine Sunur hocam bütün gayretiyle kitaplarımızı yazıyor. Deniz İnceşen kitaplarımızı yazıyor. Fulya Sarıel kitaplarımızı yazıyor. Abdülkadir Karataş kitaplarımızı yazıyor. Hülya Macit kitaplarımızı yazıyor. Abadan Muradova kitaplarımızı yazıyor. Sinan Eviren kitaplarımızı yazıyor. Yani bunlar bir çırpıda aklıma gelen arkadaşlarımız. Ve şunu söylüyoruz, hani kitaplarımızı yazıyorsunuz, sizden zerre kadar hiçbir beklentimiz yok. Tek beklentiniz kendinizi özgür hissedin. İstediğiniz kadar geniş kitlelere kitaplarımızı ulaştırın. Böyle yazıldığı gibi Alman dilinde, Fransız dilinde, valla Kore dilinde kitaplarımız yazıldı. Kore diline çevrildi bu dillere. Heh, işte 8700 oldu arkadaşımız şu anda. 10 gün öncesinde 8300'dük. Şimdi 8700 arkadaşımız oldu. 10 gün içinde 400 arkadaşımız daha katıldı aramıza. Hepsi de oturup kitaplarımızı yazabilir. Hiçbirinin benden izin istemek gibi bir ihtiyacı yok. Hepinize bunu serbestlikle söylüyorum. Oturun yazın. Çünkü bu benim için inanılmaz bir kolaylık. Ben ne diyordum 3 yıl önce? Hatta 4 yıl önce. Hocam ben de yazıyorum. Ha. Ama şey değil, tam toparlamadım. Evet, bunlar sizden aldığım notlar. Tamam. Onları bence yakın zamanda oturun kitaplaştırın sen. Toparlayacağım hocam. Danışanlarıma da o eğitim alanlara da onları hediye edeceğim Heh. zaten. Benden eğitim almış Ve bir de hocalarıma. onu kitap haline getirmek o kadar keyifli oluyor ki. Onun Evet. keyfini yaşamanızı istiyorum sizin. İnşallah olur. Ha. İşte hem Meral hocam, bakın yazsın diyecektim, yazmaya başlamış bile. Bugün henüz aramıza katılmamış ve şu an bizi dinleyen, eğitimlerimize ilgi duyan dostlar, yarın eğitmenimiz olduğunuzda siz de oturun kitaplarımızı yazın. Ben 3 yıl, hatta 4 yıl önce şöyle diyordum: ey Yüce Allah'ım, ben her gün eğitimler veriyorum. Eğitimde anlattıklarımı oturup yazsam yarınki eğitimi veremeyeceğim. Ey Yüce Allah'ım, lütfen buna bir çözüm gelsin diyordum. Aa, bunu bir dedim ya. Baktım eğitmen arkadaşlarımız dediler ki aynen sizin gibi, hocam bakın ben notları tuttum. Bunları kitap haline getirmek istiyorum dediler. Ben yazamıyordum ya, bir baktım şimdi 34'ten fazla arkadaşımız benim yerime bana yardımcı olmak üzere yazıyorlar. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun hocam. A dediğiniz A'ya kadar yazıyorum. Hiç şaşırmıyorum. İnanın ki yani ne ağzından çıkacak diye bekliyoruz. Biraz süre bayağı uzun sürüyor ama olsun. Değiyor. Katkı oluyor hocam. Eğitim verirken de çok büyük katkı oluyor zaten sizden aldığımız her şey. Sayın hocam, valla ben bütün insanların sizin gibi bu heyecanları yaşamasını, sizin gibi insanlara şifaya vesile olmasını, sizin gibi
tüm evrene bilgi aktarmasını ve bunun sonucunda bu heyecanı, bu mutluluğu yaşamasını istiyorum. Çünkü bu sadece size size özel olarak kalmamalı, bütün evrene bu güzellik Evet. yayılmalı. Meral Arslantaş hocam, sizden eğitim almak ve hayatlarını sizin gibi güzelleştirmek isteyen dostlarımız için telefon numaranızı söyleyin, iletişim bilgilerinizi verin. Sizden eğitimlerimizi alsınlar ve arkadaşlar, 1 Kasım'da eğitim ücretlerimiz güncelleniyor. 1 Kasım'a kadar eğitimlerimizi almanız sizin faydanıza. Bence bu imkanı hiç kaçırmayın. Hemen şimdi hocalarımızdan eğitimlerimizi alın. 8700 hocamızdan biri de şu anda işte Allah razı olsun bizi konuk etti. O da bize konuk oldu. Hem de seve seve mutlulukla birbirimizi ağırladık, konuk ettik. Siz de aramıza katılın. Hocamızdan eğitim talebinde bulunun. Ve diğer eğitmen arkadaşlarımızla da canlı yayınlar yaptığımızda hocalarımızın da duyurularını, telefonlarını buradan duyurmalarını sağlayacağız. Lütfen söyleyin Sayın Hocam, size nasıl ulaşsınlar? Karar ötemiz sonsuz olsun. Ben Kayseri'den Meral Arslantaş. Refik Korkmaz Bilinçaltı Mucizeler Eğitiminin birinci modül, ikinci modül, üçüncü modül, dördüncü modül ve beşinci modül eğitmeniyim. Çok gururlu bir şey bu beş parmak. Eğitmeniyim. Benden eğitim almayı seçerseniz arkadaşlar elimdeki tüm kaynaklarımı da sizlerle paylaşıyorum. Çünkü ne kadar çok bunu özümsediniz, eğitimi içselleştiniz ve herkese yayma mutluluğunu yaşamakla adım attınız o kadar benim için değerli. Benden eğitim almayı seçenler iletişim numaram 0553 729 5379. Lütfen tekrarlayın. Hatta ben tekrarlayayım. Buyurun hocam. Numaranızı söyleyin, ben tekrarlayayım. Tamam. 0553 0 553 729 Evet arkadaşlar, 729 5379. 5379. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun Sayın Hocam. Şeref verdiniz, bizi mutlu ettiniz. Estağfurullah hocam, o şeref bize ait. Vaktinizi bize, o kıymetli vaktinizi, o ilimle, bilgiyle harcadığınız, o vaktinizi bize ayırdığınız için Rabbim size ömür, mutlu, mucizevi, muhteşem bilgiler aktaracak güzel bir ömür nasip etsin. Hep var olun, hep daim olun. Amin, amin ve benden daha fazla bu güzellikleri Yüce Allah'ım sizlere versin. Amin. Allah razı olsun. Hep birlikte, hep Amin. birlikte hocam, hep birlikte. Karar ötemiz sonsuz. Ve Facebook'tan bizi izleyen dostlarımız, karar ötemiz sonsuz. Ve Instagram'dan bizi izleyen dostlarımız, karar ötemiz sonsuz. Ve YouTube'da